Peki, iyi akşamlar. Türkiye'deki konuklarımıza da selamlar ediyorum. İyi akşamlar. Ben bu savaşın başından beri yani bu tür planlamalarda çok bulunduğum için özellikle yani yabancılarla beraber o zihniyeti biliyorum. Aslında burada büyük bir kriz yönetimi var. Yani en başından beri. Savaşın başında İsrailli ve Amerikalı generaller bir araya geldiler. Yaklaşık 15 gün bir tartışma yaptılar. İşte CENTCOM komutanı geldi, yani Amerikan Merkez Komutanı geldi. Amerika'dan bazı generaller geldi, Savunma Bakanlığı'ndan, Pentagon'dan. Ve burada ben benim onların dokümanlarından okuduğum 3 aşamalı bir uzun savaş var burada. Şimdi bu savaşın ilk aşamasında söz konusu olan Gazze'ydi. Yani Gazze'deki savaş, yani daha doğrusu saldırıları bir an evvel durdurulması. Burada İsrail'in öncelikle burada bir sonuç alması ve bu arada da ikinci bir cephe açılmaması söz konusuydu. Şimdi geldiğimiz aşamada ne oldu? Gazze ile ilgili artık operasyonlar belli bir aşamaya geldi. İşte Gazze'de ateşkes olsun, barış olsun. İşte bir yandan Amerika İran'la görüşüyor gibi Umman'da bazı görüntüler oluştu. Ama tıpkı bu şey Lübnan'da olduğu gibi İran'da da bir kriz tırmandırılması yaşandı. Şimdi burada 3 aşamalı bir plan vardı. Bir tanesi Gazze'nin boşaltılması. İkincisi İran'ın kollarının, işte Hizbullah bu en başında geliyor. Hizbullah demek İran demek. Yani bugün Lübnan'ın kuzeyi ve güneyi bu Lübnan'ın Hizbullah'ın kontrolünde. Ancak şu aşamada henüz daha yani Lübnan'da bir savaşa girecek duruma değil İsrail. Yani burada gerilimi tırmandırmak, kriz yönetimi bu aşamasında ortamı sıcak tutmaya çalışıyor. Aslında yaptığı iş caydırıcılık, misillemeyle caydırmaya çalışıyor. Bu plan aslında Amerikan seçimlerini bekliyor. Zaten Netanyahu da Amerika'nın ve Batı'nın kendine şey hissediyor, rahat hissediyor. Gelinen aşama... Hocam çok özür dilerim. Bu plan Amerikan seçimlerini bekliyor dediniz. Sonra sesiniz kesildi. Oradan alabilir miyiz lütfen? Şimdi Amerikan seçimlerine biliyorsunuz çok fazla bir zaman kalmadı. Yani yeni gelecek olan iktidar şu anda eğer bu savaşa açıktan destek verirse halkın desteğini kaybedeceği için bu oyuna şu anda girmeyi uygun görmüyor. Ama ister Trump gelsin ya da ister Harris gelsin, Kamala gelsin. Yani ikisi de İsrail'in desteği, daha doğrusu ülkesindeki Yahudi lobisinin etkisi olmadan o iktidarda kalamaz. Yani bu harekat o yüzden geciktiriliyor. Çünkü seçim döneminde oy kaybetmek, yani seçimi tehlikeye sokmak istemiyorlar. Yani bu planın ikinci aşamasında İran'ın Lübnan'daki, Suriye'deki, Irak'taki kollarının kesilmesi, Yemen'deki kollarının kesilmesi var. Ama asıl büyük senaryo İran'la olan hesaplaşma. Yani biz burayı daha bir 10-15 sene daha konuşacağız. Yani bu seneye, öbür seneye falan bitecek bir şey değil. Yani Suriye'ye de girdiklerinde biliyorsunuz sanki hemen iş bitecek gibi zannettiler. Ama Suriye ne oldu? Bir taşı çektiniz, arkasından birçok taş döküldü. Yani bu taşlar işte bakın dökülmeye başladı. Bu savaş Orta Doğu'yu saracak. Yani ben bunu görüyorum. Yani daha doğrusu senaryo da bu yönde zaten. Ama her şey bir kriz yönetimi çerçevesinde planlanmış şekilde gidiyor. İsrail, Amerika'nın arkasındaki desteğini aldığı sürece Amerika'da kendi çıkarlarını sigortası olarak gördüğü İsrail'e bu desteği verdiği sürece ne yazık ki bu acımasız ve hukuksuz savaş çok daha önemli evrelere evrileceği benziyor. Tabii bunun da bize de etkisi var. Biraz evvel Sayın Amiral de çok güzel söyledi, yani Türkiye'nin burada çok dikkatli olması lazım. Yani bizim İsrail'e kafa tutmak yerine ülkemizin çıkarı nereye gerektiriyor? Bölücü terörle mücadeleyi gerektiriyor. Yani biz daha çok kendi savaşımıza, başkasının savaşına değil, kendi savaşımıza odaklanmalı ve buranın yansımalarına hazır olmalıyız. Çünkü bu yansımalar İran'a ulaştığı zaman başka senaryolar devreye girecek. O yüzden Türkiye'nin enerjisini saklaması, yani silahlı kuvvetlerinin özellikle işte imkan ve kabiliyetlerin geliştirilmesi, enerjisinin korunması yönünde alması, yapması gereken önemli tedbirler var. Tabii bunları yaparken de ne yapmak lazım? Olabilecek senaryolara hazır olmak, kapasite geliştirmek lazım. Ama bu savaş gözümüzün önünde bir katliam olarak ne yazık ki devam ediyor. Ama bu bizim savaşımız değil yani. Tarihte hep böyle savaşlar olmuştur. Bu savaşın böyle medyanın önünde olması tabii çok büyük tepki oluşturuyor. Artık bütün savaşlar öyle yaşanıyor uzun zamandır hocam. Yani
Ne yazık ki savaşlar haklı olan değil, güçlü olanı belirliyor ve savaş böyle gidiyor. Evet,